geldiniz. Saygı duruşu ve istihbal marşı, protokol konuşmalarıcılarımızın değerli sunumları. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Huawei İşbirliği'nde Arge buluşması etkinliği gerçekleştirecek. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Servet Karasu, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Müsiat Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Kemal Gülbay, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Cemile Gül, KOSGEB İl Müdürü Güven Aktaş, Huawei şirketinin temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinliğin açılış konuşmasını Huawei Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Merve Kuzu, teknolojiyi ve bilimi ön planda tutarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma sorumluluğunu hissediyoruz dedi. Teknolojiyi ve bilimi ön planda tutarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıma sorumluluğunu hissediyoruz. Bu bağlamda Huawei Türkiye olarak ülkemizdeki genç yetenekler için birlikte bir şeyler yapabilmekten onur duyuyorum. Yolculuğumuzun ilk gününden bu yana bileşim altyapısının ve ekosisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Huawei olarak geçtiğimiz 20 yılda Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunun her adımına şahit olduk. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Servet Karasu şöyle konuştu. Teknoloji hayatımızın her alanında derin etkileri olan bir değişimi temsil ediyor. İletişimden eğitime, iş hayatından günlük yaşama kadar pek çok alanda teknolojiyi yakından hepimiz takip ediyoruz. Bugün bu etkinlikte eğitimden yapay zekaya, siber güvenlikten bulut teknolojilerine, 5G teknolojisinden mobil teknolojilere kadar pek çok farklı alandaki konu alanın uzman kişiler tarafından ele alınıp sizlere aktarılacak. Teknoloji her alanda olduğu gibi eğitim alanında da köklü değişikliklerin yolunu açmıştır. Dijital platformlarda eğitim alma imkanına hepimiz artık sahibiz. Bunun en önemli örneğini de pandemi zamanında hep beraber yaşadık. Belki pandemiden önce dijital online bir ortamda toplantı yapalım dersek hemen hemen bu salondakilerin %80-90 acaba nasıl olacak? Online toplantı mümkün mü, ne yapabiliriz diye düşünürken şimdi ilkokul seviyesinde bile öğrencilerimiz online bir toplantı denildiği zaman hiç çekinmeden hemen online toplantı yapacak seviyeye, hem bilgiye, beceriye hem de teknolojik donanıma sahip hale geldiler. Onun için teknoloji hayatımızın hemen hemen her alanında yer almaya başladı ve hepimiz artık onu çok daha etkin bir şekilde kullanmaya da başladık. Zonguldak Belediye Başkan Vekili Erol Yılmaz da gençlerin gelecekte Türkiye yöneteceğini ve teknolojik gelişmelerden de faydalanacağını hatırlatarak şöyle diyecek. 1987 yılında kurulmuş sanıyorum ama müthiş bir değişim, müthiş bir gelişimle beraber teknoloji dünyasında yerini almış bir hizmet sağlayıcısı. 200'e yakın ülkede faaliyet gösterdiklerini biliyoruz ve binlerce insana iş gücü sağlamışlar. Binlerce çalışanıyla birlikte milyarlarca insana tüm dünyada hizmet vermeye çalışıyorlar. Tabii biz Zonguldak olarak kendileri burada görmekten, onları burada ağırlamaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Konuşmaların ardından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi. Protokol üyeleri açılış programı sonrasında standları gezerek sanal gözlükleri inceledi. Soğuk bir şey. Kanka öyle misin? Evet. Pardon. 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 Pardon.